Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim yayla çorbası tarifi hazırladım. En kolayından yayla çorbası nasıl yapılır? Onun tarifini vermek istiyorum. Eminim bu çorbayı bilmeyen yoktur. Ama bir de benim tarifimle denemenizi istiyorum. Öncelikle tenceremi bir çay bardağı dolusu yıkanmış pirincimi ilave ediyorum. Bardağımı biraz su alarak içerisindeki pirincimi de tencereye ekliyorum. Kullandığım su kaynar su. Lütfen dikkat edin. Pirincimizi pişirirken kaynar suyla pişiriyoruz. Toplamda 4 su bardağı su ilave ediyorum. Ve artık pirinçlerim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Bir taraftan da terbiyesini hazırlamaya başlıyorum artık. Terbiyesi için gerekli malzemelerim: bir kase ev yoğurdu, kase ölçüm, bildiğimiz bu normal komposto kasesi diye geçen orta boy kasedir. Bir adet yumurtanın sarısını kullanıyorum. Kesinlikle beyazını ilave etmiyorum. Lütfen dikkat edin. Bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Ve bunları iyice bir çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Evet, bu şekilde iyice çırptım. Krema kıvamına gelinceye kadar yapmanız yeterlidir. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Videomu sonuna kadar izleyin. Tüm püf noktalarını, ayrıntıları kaçırmamış olursunuz. Pirinçlerim yumuşamaya başladı artık. Suyunu da gördüğünüz gibi çekti. Bu kadar pişmesi yeterlidir. Yaklaşık bir 10-15 dakika kaynattım. Artık çorbamın suyundan terbiyemin içerisine 3-4 kepçe çorbamdan ekliyorum. Bu işlemi kesinlikle yapıyorsunuz arkadaşlar. Aksi takdirde çorbanızın terbiyesi kesilir. Önce sıcak suyla terbiyemizi alıştırıyoruz. Sıcağı alıştırıyoruz. Daha sonra sıcak çorbamızı ekliyoruz. Bu şekilde terbiyemiz kesilmemiş oluyor. Lütfen bu ayrıntılara dikkat edin. Aksi takdirde çorbanız güzel olmaz. Yaklaşık 4-5 kepçe çorbamı suyundan ekledim ve iyice çırpıyorum ve daha sonra tenceremi alıyorum. Bu şekilde bir taraftan çırpıcıyla karıştırıyorum. Diğer taraftan terbiyemi ilave ediyorum. Dibinde kalan terbiyemi de suyla karıştırdıktan sonra çorbamı ekledim. Artık iyice karıştırdıktan sonra üzerine tekrar su ekliyorum. Lütfen bu ayrıntıyı kaçırmayın. Üzerinde kullandığım su normal soğuk su kullanıyoruz bu sefer. Tarifime sadık kaldığınız sürece sizin de çorbanız gerçekten tam kıvamında nefis bir yayla çorbası olacak. Yaklaşık şimdilik 3 su bardağı su kullandım. Eğer baktım ki koyu, tekrar 1-2 bardak daha su ilavesi yapabilirim. Sizler de o şekilde çorbanızın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Artık tenceremin üzerine kapağı yarım gelecek şekilde kapatıp kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. Tuzunu en son ekliyoruz piştikten sonra. Aksi takdirde yine terbiyemiz kesilecektir. Yağımı yakıncaya kadar çorbam kısık ateşte kaynamayı bırakıyorum. Ben de diğer taraftan tereyağımı kızdırıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı tavaya aldım. Çok fazla yakmayacağız. Bunu lütfen dikkat edin. Tereyağımı iyice erittikten sonra
Üzerine bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Naneyi damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ama yaylı çorbasının özelliği nanedir. Mutlaka naneyi içerisinde kullanın. Çok fazla yakmadan bu şekilde yeterli. Çorbamın üzerine yağımı ekliyorum. Bu güzel sesi size duyurmak isterdim. Arka tarafta benim mıncırların sesi var. Tekrar bir iki kepçe alarak tavamdaki kalan yağımı da içerisine alıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmınıza yazarsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini açarsanız en yeni bildirimlerden önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Çorbam hazır. Artık tenceremin kapağını kapatıyorum ve 5 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. Çorbam dinlendi. Dinlendikçe de kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ne lapa ne duru. Tam istediğim kıvamda. Siz de bu şekilde tarife sadık kaldığınız sürece çorbanız harika olur. En kolay yayla çorbası nasıl yapılır? Size onu ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Artık servis kaseme alıyorum. Bizim evin en çok favori çorbalarından bir tanesi. Gerçekten çok seviyor. Çocuklar da çok severek tüketiyorlar. İçerisinde yoğurt, pirinç. Gerçekten çok vitaminli bir çorba. Üzerine bir çay kaşığı pul biberi ekledim. Ve şöyle çorbamı karıştırıyorum. Kıvamında da sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Tüm ayrıntılarıyla sizleri gösterdim videomda. Şöyle bir de yakından çekelim. İçini görüyorsunuz. Ne çok koyu ne çok duru, tam kıvamında bir çorba oldu. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.